Sevgili seyirciler, sevgili dinleyiciler, stüdyoda bir misafir ağırlayacağımızı duyuruyoruz yayınımızın başından beri. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş yayınımızda. Aynı zamanda Cumhur İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı. Hoş geldiniz Ali Nur Bey. Hoş bulduk Erkan Bey. Çok teşekkür ederim. Merkez hayırlı sabahlar, selamlar, saygılar. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Hemen sizden önce mesajlar gelmeye başladı. Ensar Bey. Dernekler Federasyonu Başkanı Bursa'da. Onu seviyoruz, çalışmalarını takdir ediyoruz ve onu desteklemeye devam ediyoruz diyor Ensar Çok Bey. Bursa Dernekler Federasyonu Başkanıymış. Belki ben kendi tanıyorsunuzdur kendisini de. Tabii tanıyorum. Ensar Seyhan. Ama bu sizin adam zaten efendim. Yok Ensar Bey'in bir siyasi Yok, politik... Yok ya, ya sizin adamlar tabii sizin geleceğinizi duyurunca hemen onlar mesaj atıyor. <laughs> ya, bilemiyorum sağ olsunlar. Politik boyutu yok yani. Politik boyutu yok. Peki efendim. Evet. Nasıl? Sizin adamlar mı fazla? Rakipler mi fazla? Kazanıyor musunuz? Sahada durum nasıl? Erkan Bey çok teşekkür ederim. Tabii bir yerel seçim sürecine daha hızlı gidiyoruz. Evet. Artık e, seçim gününü saymasak bugünden araç 30 günümüz var. Tam bir aylık bir süreç var. Ee, ya biz Allah'a şükürler olsun yaptıklarımızı e, ve yapacaklarımızı anlatma noktasında güçlü bir iktidarız, güçlü bir ittifakız. Evet. Ama birileri yapmadıklarını algıyla <laughs> anlatmaya çalışıyorlar. Bursa'da yaptığımız gerçekten güzel işler var. Tabii şimdi bir de İnegöl geçmişiniz var elbette. Tabii yani İnegöl güzide yerlerinden biri. Evet. Yani yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır diye klasik bir laf var ya sizi tam yakışıyor aslında o yani. Yani söylenebilir aslında ama şu var tabii biz eee belediyecilikte doğayan olmuş bir isimle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte çalışıyoruz. Evet. E, Sayın Cumhurbaşkanımız her ay başkanlar toplantısında üzerine büyük vurguyla bu konuyu işaret eder. Ya belediyecilik sadece Ankara'dan gelen parayla İdare etme işi değildir. Bir de son yıllarda maalesef CHP'li belediyelerin yaptığı bir uygulama bu da. Evet. Sanki sadece sosyal belediyecilikler, belediyeciliğin bu boyutu ama belediye yol, Abi. ulaşım, Abi. altyapı, kentsel dönüşüm. Abi. Depremin bu kadar çok konuşulduğu bir ülkede, birinci derecede deprem bölgesi olan bir ülkede, İstanbul gibi, Bursa gibi, Ankara gibi, İzmir gibi yapı stoğunun çok fazla olduğu şehirlerde kentsel dönüşüm yapmadan... Evet. Ee, yeni... Onu konuşmadan, onu onu icra etmeden hayat geçer mi? Ya konuşmaya bile. Ya Google'a girin, CHP ve kentsel dönüşüm yazın. Hiç kentsel dönüşüm yapan bir CHPli belediye gördünüz mü? Yok çünkü mayınlı bir çıkacağız. çıkıyor. Yani. Ama çok ağır konuştunuz ya. bir Yo, de, yani. Yok, bunu... ben şu herkes yapabilir bu dediğinizi bir de yani. E, tabii tabii. Delil var yani. Öyle ya bir evet, daha e... söyler misiniz? Ya şöyle söyleyeyim yani. Kentsel girin. Ben 3 tane CHPli belediye var bizde de ilçe belediyesi. Kentsel dönüşümü yapmayı bırakın, konuşmuyorlar bile. Allah, Allah Çünkü niye? Ya vatandaş. Arabayı değiştirirken fark vereyim. Yani beğenir. bu bir iftira değil, dedikodu değil. Hayır, yani. hayır, estağfurullah. Hiç kimseye iftira attığımız falan yok. Yok. Şimdi mesela benim rakibim 20 yıl ilçe belediye başkanlığı yapmış bir belediye başkanı kentsel dönüşüm yapacağız diyor. İyi de 20 yıl belediye başkanlığı yaptın. Kaç tane kentsel dönüşüm yaptın? Tabii. Bir tane bile yapmadın yani. Bir tane bile ama çok iddialı bir laf. Yani belki yapmıştır ya bir tane. Yok canım ben biliyorum. Ben Bursa'da yaşıyorum sen. Ben de 20 yıldır belediye <laughs> başkanıyım. <laughs> yani. <gülüyor> i̇şte doğru. evet, doğru. Burada çok önemli laflar, çok önemli bilgiler, çok önemli gerçekler. Evet. Peki sizin kentsel dönüşümle oradan hemen başlayalım. Ve özelliği ne yaptığınızın? Kısa bir süre önce 4.1 büyüklüğünde gemlik merkezi bir deprem oldu. Evet. Deprem bir gerçek. İzmir'de bu gerçek kendini gösterdi. Elazığ'da bu gerçek kendini gösterdi. Malatya'da, Van'da, en son maalesef 6 Şubat'ta evet. Kahramanmaraş'ta bu gerçek kendini... Tabii daha geçtiğimiz ay üstelik. Evet, evet, evet. Ve e, yok geçen seneki evet. Büyük Deprem'i kastettik. Yani yıl dönümü geçtiğimiz aydı. Tabii, tabii. tabii. yıl dönümü evet. Yani bir yıl önce gösterdi. 53 bin vatan evladı rahmetli oldu. Binlerce bina ve şu an e, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devlet bu konuyla alakalı seferber oldu yaralar sarılmaya çalışıldı. Ya Şöyle bir vaka var. Biz bundan sonra asla kötü bina yapmamalıyız. Zeminimizi tanımalıyız. Ama bunun yanında da mevcut bina stoğumuzla alakalı yenilemeleri de bir taraftan peyderpey yapmak e. zorundayız. Ve bunu konuşmak zorundayız. Bununla alakalı uygulamalar yapmak zorundayız. Büyükşehir Belediyesi bunu yapıyor, Bursa Büyükşehir Belediyesi. Biz bunu geçen sene konuşmaya başlamadık. Biz bunu bu dönemimizdeki ben 6 yıldır Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Dönemimizde konuşmaya başladık. Bununla alakalı stratejimizi ortaya koyduk. Arabayata, ulus... Değirmenönü, Karapınar, Yiğitler, 75. yıl, e, Mevlana, sadece Büyükşehir marifetiyle söylüyorum. İstanbul Caddesi, Beş Yol, Sıcak Su, gaz en son bakın 2300 konutun 2200'ünü yıkmışız. Bir 100 civarı konut kaldı. Akpınar'da 420 dönümlük alanda şu an Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşümlerinden bir tanesi. Evet. Ama insanları ikna ettik, insanlarla konuştuk, olayın farklı boyutlarını gösterdik. İnanın kentsel dönüşüm riskli bir iştir. Çok güzel anlattınız tabii ne yaptığınızı işte. Tabii tabii, tabii. Yaptık ve daha fazlasını yapacağız. Kesinlikle kesinlikle bunları söyledi. Bak yeni dönemle alakalı 100 bin konut dönüşümünden bahsediyor. 100 bin. Bursa'da. Tabii. Şu an en çok ne konuşuluyor? Evet enflasyon var, fiyat artışları var. Bir taraftan devletimiz bunu öngörerek maaşlarla alakalı zamlar ve benzeri uygulamaları yapıyor ama en çok burada dikkat çeken kira fiyatları. Evet. Kira fiyatları yüksek. Evet. Dolayısıyla insanlar bunu karşılamakta zorlanıyor. E ne yapmanız lazım? İktisatta kuraldır. Bir şey kıtsa değerlidir. E bu olsa daha normaldir fiyatı. Dolayısıyla bizim e, bina stoğu rezervimizi arttırmamız lazım. Bina sayısına arzı fazlalaştırmamız lazım. Yani kiraların yüksekliği 16... veya mülk bedellerinin ile ilgili en önemli icraat konusu bu. Tabii. 16 bin sosyal konut tanımlayacağız bu dönemde. Ve 100 bin tane konutunda dönüşümü dönüşümünü yapacağız. Biz kentsel dönüşümü Erkan Bey bir de sadece... Bir yerde binaları yıkalım yerine daha yüksek katlı binalar yapalım. Yani 3 katlı binaları yıkalım 13-15 katlı binalar yapalım olarak asla bakmıyoruz. Biz bunu yıkmakla hem tarihi eserleri ortaya çıkarmak hem yeni yeşil alanlar çünkü ada bazlı kentsel evet. dönüşümde. Yeşil alanlar yeni yollar çıkarmak. Değirmen önü, Karapınar, Yiğitler 75. yıl sıra sıra yıkıyoruz. Çünkü Bursa'nın kestelden başlayıp Görüklü'ye kadar 30 kilometrelik bir aksı var. Yıllardır Bursa'da Güney Çevre Yolu konuşulur. Öyle. O Güney Çevre yoluna alakalı daha adım atılmıştır. Derler ki rahmetli Demirel bundan 50 sene önce söylemiş Güney Çevre Ben karayollarında herhangi bir proje bulamadım bunların. Biz yıl sonunda bitiriyoruz. 4 yıldır üzerinde uğraşıyoruz. Devletleri tabii. hükümetlerin yapmadığı şeyi belediye ya olarak şöyle söyleyeyim Ama şehir içinde bir Anlayamamız mümkün mü? Tabii, normalde karayollarına ait bir yer değil tabii, burası yani. Tabii. Normalde burası şehir içerisinde planlanması gereken bir yer. Ama ne yaptılar biliyor musunuz? Değirmen Karapınar'da o mutabakatla anlaşarak yıktığımız binaların yerine e, yollar açtık. Gittiler o evleri tek tek ziyaret hem de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu getirdiler. Büyükşehir Belediyesi sizin evlerini yıkıyor diye şikayette bulundular. Ve tahrik ettiler. İnsanları tahrik ettiler. Aynı şeyi Hatay'da da yaptılar bak ben size söyleyeyim. Sonuç o mahalleye gezdiğime 2400 tane vefat var. Mehmet Özer bakanımızın He, Hatay'daki e, de bir rakamdan bahsediyorsunuz yani. İnsanları binal, tahrik ettikleri tabi, ve bu tabi, binali karşı Yıldırım, çıkmalarını sağladığı mahallede Binali Yıldırım başbakanlığı dönemindeki 11 aylık bakanlığı döneminde Sayın Bakanımızın bizzat gidip bölgede insanlara rica ettiği ama CHP'nin körüklemesiyle oradaki insanlar maalesef kentsel dönüşüme karşı geldi. Ben bizzat vatandaşın kendine konuştum ya. Şu kafam patlasaydı, şu ellerim kırılsaydı ben o gün bu işe hayır demeseydim diyor. 7 katlı binalar tek kat seviyesine düşmüş. Hı. Tek Bursa'da seviyesi. da aynısını yaptılar diyorsunuz. Tabii tabii. Yani şimdi Gazi Akdemir'de yeni 700 tane konut TOKİ marifetiyle başladık. Bizim de Burkent şirketimiz var. İstanbul'un Kiptaşı gibi. Şimdi yan taraftaki Gazi Akdemir'i sıcak suya taşıyoruz. 2 haftada eskiden %66'ydı. Şimdi %51'e düşürdü devlet. Yani %50'den bir fazla cisim bölgeyi kentsel dönüşüm alanı ilan ediyoruz. 2 haftada %51'i bulduk. İnsanlar müthiş mutlu bir an evvel başlasın diye. 30 tane CHP yöneticisi, 15-20 tane mahalle sakini belediyenin de en iyi becerdikleri iş, protesto. Hı. Pankartlar elinde kentsel dönüşüm. Ama istiyor. ama esici çoğunluk aman yapın, yapın bir an önce yapın diyor. Tabii tabii. Kentsel dönüşüm istemiyoruz. Evet. Ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Kentsel dönüşüm istemiyoruz. Ne istiyorsunuz? 40 yıllık eski binalar. Ya buna teşekkür etmeniz lazım ya. Evet. Teşekkür etmeniz lazım. Ya ben alkış beklemiyorum yani. Ama en azından engel olmayın. Ama Türkiye'nin her yerindeki anlayışları bu. Maalesef. Maalesef yani. Rakibiniz de diyorsunuz ki adam senelerdir belediye başkanı. 20 Peki, yıl. 20 yıldır. Ali Nur Aktaş Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı'nın Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı. Kentsel dönüşüm bir de zor olan şey yani bu hani boş bir arazide Azire'nin tahsis ettiği bir tarlada kentsel dönüşüm yapmak başka ve kolay bir iş. Ötekisi daha çok zor ve sancılı bir iş değil mi? Tabii biz bir yerde boşaltıyoruz Erkan Bey. Ee, yani oradaki dönüşme, yani yeni binalar yapılırken diğer taraftan taşıma yapıyoruz. Tabii bu vesileyle de o zaman yolunu, yeşil alanı, eğitim alanı daha iyi planlıyorsunuz evet. açıkçası yani. Şimdi Bursa'da merkezde 3 tane ilçemiz var. Osman Gazi, Yıldırım, Nilüfer. Nilüfer daha sonradan belediye olmuş ki evet. benim rakibim de 20 yıl belediye başkanlığı yaptı. 99-2019 e, arasında. Bakın Nilüfer son dönem planlaması ana arterlerde gördüğünüz kaldırım, asfalt, tretuar, çiçeği, böceği, ağacı her şey altyapısı dahil Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor. Siteler şeklinde büyüyen bir yer ama planlama o kadar kötü ki. Ya 23 Nisan Mahallesi 20 bin nüfusu bir tane okul alanı tanımlanmamış ya. Bir tane okul alanı tanımlanmamış. Biz kentsel dönüşüm yaparken aynı zamanda eğitim alanı, sağlık alanı, yeşil alanlar, sosyal alanlar, ...yeni yollar, otoparklar da çıkarıyoruz. Hı. Siz en kolay araziyi bu manada işlediniz. Ama şehrin doğusunda Yıldırım, Osman Gazi gibi ilçe, ilçelerimiz... ...1950'li, 60'lı yıllardan... ...Doğu'dan, Güneydoğu'dan gelen göçlerle büyümüş... ...veya Karadeniz'den gelen göçlerle büyümüş ilçelerimiz. E, takdir edersiniz ki onları bu manada rahatlatmak için... ...bizim acilen dönüşüm yapmamız evet. lazım yani. Şimdi gidiyorsunuz oradaki insanlara... Biz dönüşüm yapacağız diyorsunuz. E bizim yaptığımız dönüşümü de şikayet ediyorsunuz. Böyle bir şey olabilir, olabilir mi? Olabilir mi? Efendim son dakikalara geliyoruz. Birden su gibi aktı geçti bir yayın. Evet. E, peki diğer yatırımlardan ve neler vaat ettiğinizden de hızlıca bahsedebilir misiniz lütfen? Yani en öncediğiniz çok, çok yatırım yapmışsınız. En güzel göstereyim. örneklerini uyguluyoruz Erkan evet. Bey. Dün akşam Profesör Vedat Işıkhan, Saygıdeğer Bakanımızı ağırladık. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızı. Sağ olsun protokolümüze o da şahit oldu. İş insanlarıyla buluştu. Farklı sorumlu konular vardı. Onlarla evet. alakalı istişarelerde iş bulundu ama şöyle ifade edeyim. Tabii ki yüksek enflasyona bağlı olarak bir miktar insanların farklı konularda desteklenmesiyle alakalı durumlar karşımıza çıktı. Evet. Bu noktada özellikle meslek lisesi ve üniversite öğrencilerine burs desteğimiz Burskop marifetiyle 10 bin öğrenci bu devam ederken bunun yanında emekli vatandaşlarımızla alakalı veya bu manada sosyal desteğe ihtiyacı olan vatandaşlarımızla alakalı şehirdeki mahalle bakkallarında kullanmak kaydıyla bakkal destek çeklerimiz Ramazan'a yönelik yine kırtasiye destek çeklerimiz, giyim destek çeklerimiz ve bir de emeklilere yönelik e, 1500 TL'lik olmak kaydıyla istediği ürünü gidip alışveriş olarak yapma imkanına sahip bunların 500 milyonluk protokolünü de dün akşam gerçekleştirdik Ramazan öncesi dağıtımlarına ayrı ayrı protokoller bunlar ...dağıtımlarına başlayacağız. Şunu söyleyeyim, Bursa... ...özellikle yapım projesi anlamında... ...ulaşım, evet. kentsel dönüşüm... ...bizim birinci öncelikli konumuz. Sonra? Öncelikli konularımızdan bir tanesi... ...yeşil her şehre yakışır ama Bursa'ya daha çok yakışır. Ee, yeni nitelikli kaliteli yeşil alanlar kazanır. 3.2 milyon metrekare... ...yeşil alan yapmışız. 1.5 milyon metrekare taahhüt etmiştik dönem başında. Murat Kurum Bakanımız... ...ben de destek vereceğim bakanlık olarak... Bunu 3 milyon metrekareye çıkar dedi. Allah'a şükürler olsun. Bugün 600 dönümlük Yıldırım Kent Parkı, 250 dönümlük Vakıf Kent Parkı, 270 dönümlük Göktere Millet Bahçesi, nitelikli yeşil alanlar tanımlıyoruz. Çünkü yani Bursa, vaat ettiğinizin iki katı Allah nasip etti. Yeşil alan geç, şu an var kesinlikle, yani, yani kesinlikle yapacağız değil. 3 milyon 2, 3. 2 milyon metrekare yeni yeşil alan daha yapmışız. Değil. Bu dönemde katmışız Bursa'sı. Evet. Çok önemli. Üçüncü konu hani sıra öncelikleriniz sıralıyoruz. şöyle söyleyeyim. Bursa tabii bir turizm şehri, evet. tarım şehri aynı zamanda. Nitelikli sanayi planlamasıyla beraber özellikle e, işte kadim medeniyetimizin nirengi noktası olan Bursa'mızda ee, önemli eserleri ayağa kaldırdık. Evet. Bunlar Mevlevihanesinden evet. Zindan kapısından diğer mekanlara. Bir hanlar bölgesi gibi var bir de mesela. Onu zaten. onu ayrı konuşmam lazım. Bakın bu <laughs> vakit geçiyor yani. Hemen Hepsini, Hepsini söyleyelim hemen yani. Hemen söylüyorum. Evet. Bu bir ufuk, bu bir, bu bir vizyon meselesi. Bakın ben sabah Bursa'dan 1 saat 45 dakikada İstanbul'un Avrupa yakasına geldim. Yani bunun küçük bir kısmı burada geçti, e, yolda geçti. Büyük bir kısmı İstanbul'un içinde geçti. Geçti doğrudur. Şöyle söyleyeyim. ...Osman Gazi Köprüsü yapıldığında birileri direndi. Tabii canım kıyameti Marmara yapıldığında birileri direndi. Evet. Balıkların işte bilmem ne yolu değişecek dedi. Evet. İşte efendim mesela ormanlar, ağaçlar talan ediliyor dedi. Ya bu bir ufuktur, vizyondur. Hanlar Bölgesi ki 480 dönümlük alan içerisinde... ...13 tane han, bir tane bedesten çarşı, 12 tane üstü örtülü çarşı... ...21 cami, en büyük ulu cami olmak üzere. Tam bir alışveriş mekanı. 30 senedir Bursa'da sağdan soldan her belediye başkanının en büyük hayaliydi buradaki o kötü yedi katlı binaları yıkmak. Allah hamdolsun bu da bize nasip oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız e, yıkacağız değil. Yıktın hani biz görmedik Yıktık, ya. Bitti. <laughs> bitti evet. Bitti. Evet. Altına yıllardır otoparkı niye yok buranın? Deri? 400 araçlık otoparkı yapıldı ve şimdi 10-15 günlük bir işi var. Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla da inşallah yakın bir zamanda Mart başında açılışını gerçekleştirmiş olacağız. Ya yani soldan Bu, sağdan, çünkü ben de biraz Bursa ile ilgiliyim. Kız kardeşim orada yaşıyor ya siz biliyorsunuz. <laughs> evet. Yani soldan sağdan her belediye başkanı. 30 yıldır bütün belediye başkanları. Bak İyi Parti genel başkan yardımcısıydı ve aynı zamanda genel sekreteriydi. E, grup başkan vekili Sayın İsmail Tatlıoğlu şu an milletvekili. Üniversitede hocamız. Çıktı ben başkanı iki şey için çok teşekkür ediyorum. Bir, 99'da ben de başka bir siyasi partiden belediye başkanındaydım. Benim de en büyük hayalimdi çivi bile çakamadım dedi. Ama başkanı tebrik ediyorum, kutluyorum diye iki tebrik yapmıştı bütün Haziran önünde. Bakın bu projeye bile hayır dediler Erkan Bey. Hı -hı. Rant var burada dedi. Dedim ki ya bunun neresi rant? <laughs> bu bir meydan. Doğru. Bu e, eski tarihi yapıların restore edilmesi, ayağa kaldırılması ve beraberinde o güzelliklerin turizm destinasyonu olarak bütün dünyayla buluşuyor. UNESCO Dünya Mirası listesinde. İnsanlık mirası bu ya. Ama ona bile hayır dediler. Onlar da biliyorlar ki aslında bu proje çok doğru ve yerinde bir projeydi. Yani. Maşallah yani bunlar tabii neler yapacağınızın da bir tabii. işareti. Yani ben o daha ona sıra gelmedi kusura bakmayın. Evet, yani adını sıdır, elimizden gelen budur. Bir anda 15 dakika geçti ama biraz daha e, konuşmanızı istirham ediyorum. Estağfurullah. İdare şöyle... heyeti bize bir iki dakika tabii. daha verecek tamam. inşallah. Ee, Erkan Bey şöyle toparlayalım. Ya niye size oy verelim? Tabii. Yeni dönemin iki tane konusu var. Bir. Kentsel dönüşüm, Anlattınız deprem, uzun, uzun. Evet. E, dirençli şehirler, sağlıklı şehirler. İkincisi de iklim değişikliği ve kuraklık. Allah hamdolsun bu konuda da tedbirlerimizi aldık. Tabii sanayileşen Bursa'da yeni su rezervini karşıladığı kadar, suyun şehrin su kapasitesi kadar %70'lik bir suyu da Orhaneli Çınarcık Barajı'ndan Bursa'ya getiriyoruz. Bursa tarihinin en büyük altyapı yatırımı. 4,5 milyar TL'lik, Allah Allah Allah. 127, milyar büyük. E, 2000, 2000, 127 2000. milyon avro. Tarihinin en büyük, 127 milyon avro. 120 milyon avro 4,5 milyar TL 2023 Temmuz ayında da çalışma başladı. 2025'in ikinci yarısında bitecek. Ama bunun yanında Bursa'nın yeşili tarihi destinasyonun ayağa kaldırılması, turizmi, tarımı ben şuna bakıyorum. 184 milyon dolar 2017 tarım ihracatı olan Bursa'nın 2022'de 569 milyon dolar geçen yıl henüz rakam netleşmedi. 700 milyon dolar civarında tarım ihracatı var ve Bursa tarımda da kendini keşfediyor. Turizm geliri anlamında o pandemilere, depremlere, sıkıntılı günlere rağmen her sene iç ve dış turiz sayısı Bursa'da artıyor ve Bursa'nın turizm gelirleri artıyor. Dolayısıyla e, yerli ve milli otomobil TOG'la beraber de ya buna bile karşı gelen bir rakiple karşı karşıya. TOG niçin Bursa'da dedi? Allah. Im. 80 vilayetin 81 vilayetinde hedefiydi ya TOG'u almak. <laughs> Ama Bursa otomotiv kültür olan bir şehir. Farklı Kim dedi bunu? Şu andaki rakiplerinizden biri. Şu, şu anki CHP'nin adayı bizatihi katıldığı canlı yayında TOG niçin Bursa'da dedi ya. Ama sonradan da zaten arabanın başkenti <laughs> Bursa değil mi ya? yani? Tofaş'tan ya önce asırlardır yani, araba yani, imalatının başkenti değil mi yani? Ben tabii yanlış bu, mı biliyorum. Yani 50-60 yıllık bir hikayesi var bu işin. Bursa yani otomobil dediğiniz tek parçadan oluşan bir şey değil ki bunun evet. 180 200 kalem parçası Tı var. Başkenti Eselden beri yani Bursa. Yani bunun adam soruyu sormakta da geç kalmış. Yani, yani niye Bursa demiş şey yani yani, ya Tofaş'ın yani ya. o gururu biz Bursa olarak yaşıyoruz. Şu an otomotiv yan sanayinde müthiş hareketliyiz. Hatta personel bulmakta zorlanıyoruz. Bununla alakalı firmalarımız müthiş bir üretim şey içerisinde. 7-24 üretim yapıyorlar tabiriniz. Ama maalesef o kadar vizyondan uzaklar ki buna bile hayır dediler. Biz nitelikli katma değeri yüksek artık savunma sanayinin uzay havacılığın konuşulduğu evet. ilk astronotumuzu gönderdiğimiz bir ortam içerisinde bizim bununla alakalı da Altepe'yi geliştirecek hamleler içerisinde olacağımızı ifade ediyoruz. Ali ederim. Nur Bey şimdi hani e, zor vallahi işiniz yani. Karşınızdaki rakiplerin seviyesi bu olunca sıkıntı büyük yani. Peki CHP'li tanıdıklarınız vardır tabii senelerdir Var. belediye başkanısınız. Var. Hatta onlarda size oy veren vardır. Bunlar ne diyorlar partilerinin veya rakibinizin bu durumlarıyla ilgili? Size oy verecekler mi? Verirler mi? Kesinlikle şöyle söyleyeyim. Ben e, gerçekten sağduyusuna inandığım, Cumhuriyet Halk Partili, İyi Partili abilerimizin, arkadaşlarımızın, dostlarımızın bu konuda şehrin e, gelişimine ayak uydurarak, e, şehrin gelişimine bakarak e, bir karara geleceklerine yürekte inanıyorum. Evet. Şöyle ki, şöyle ki e, bugün CHP Genel Başkanının katılımıyla rakibin lansman toplantısı var. Allah nasip kısmet ederse de ikisinde de cumartesi günü iki gün sonra da bizim lansman toplantımız var. Bursalı hemşerilerimden özellikle istirham ediyorum. Evet. Sizler aracılığıyla. Ne istiyorsunuz? Biliyorum ki Bursalılar Erkan Bey'i seviyor ve <gülüyor> programını <gülüyor> çok izliyorlar. <laughs> çok siz estağfurullah. İki lansman toplantısını da muhakkak suretle izlesinler. Evet. Kim ne anlatıyor? Ya sizi değil. Kim ne konuşuyor? Onu da izlesinler. Bizim. Onu da muhakkak izlesinler. Muhakkak Yani rakibinin izlesinler. izlenmesini isteyen bir belediye başkanı ilk defa tabii. görüyorum. Özellikle takip etsinler. Bakın bu bir yerel seçim. Niye? Mukayese edin diye öyle mi? Tabii tabii mukayese edin. Çünkü Bursa Hızlı ve hormonlu büyümüş bir şehir. Bursa'da hızlı koşmak gerekiyor Erkan Bey. Bursa'da 5 senede 20 senelik işler yapmanız lazım. Kim kentsel dönüşümü konuşuyor, kim kentsel dönüşümle alakalı doğru projeler ortaya koyuyor. Kim altyapıyla alakalı, kim şehrin gelecek vizyonuyla alakalı doğru projeler ortaya koyuyor. Bunu iyi takip etmek lazım. Ben Bursalı hemşehrilerimizin bugüne kadar olduğu gibi inşallah bu sefer de bu manada doğru karar varacağına yürekten inanıyorum efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar de. diliyoruz. Olun. E, süremizi teşekkür. de açtık hani. E, e, çok teşekkür ediyoruz. Sohbet güzel olunca kesemedik. Evet, çok olamadık. teşekkür ederim. Çok Başarılar diliyoruz efendim. Ali Nur Aktaş e, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı yayınımızdaydı ve Cumhur İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı aynı zamanda kendisine e, selam ve saygılarımızı iletmenizi istirham ediyoruz Bursalılara ve uğurluyoruz yayın. Zaten. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol, Çok sağ ol. Burası A Haber. Saat oluyor 9. E artık bundan sonra biz yokuz. Görevi Cansın Elvacı ve Faruk Erdem'e devrediyor. Huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Allah'a emanet olunuz. Huzurlarınızdan ayrılmadan önce yeşil sahalara götüreceğiz sizi. Zira Türkiye Kupası'ndaki karşılaşmaların geniş özeti var.